siyasi partilerin seçimlere katılmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grubu bulunması koşulunu kaldıran madde oldu. Bu değişiklikte artık milletvekili transferleri bir günde bazı vekillerin başka partiye kiralanması gibi uygulamalar da tarihe karışmış olacak. Bu düzenlemeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de siyasetin önünü açan ve daha fazla demokratikleştiren bir uygulama oldu. Ve seçim barajının %7'ye çekilmesi de zaten çok kıymetli bir şeydi. Ayrıca bu gördüğümüz utanç verici, yani Türk siyaseti açısından utanç verici olan vekil transferlerinin de önü kapanmış oldu. Artık böyle bir şeye ihtiyaç olmayacak. Hatırlayacaksanız İyi Parti'nin kuruluş aşamasında seçimlere girebilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı vekiller gözyaşları içerisinde kendi partilerinden istifa ederek İyi Parti'ye geçmişlerdi ve bu şekilde İyi Parti ancak seçimlere girebilmişti. Şimdi artık böyle şeyler gerçekleşmeyecek. Bu utanç ortadan kalkıyor. Türkiye'de yani Türkiye'nin %50'sinde örgütlenmiş olan siyasi partilerin artık seçimlere katılabilmesinin önündeki hiçbir engel kalmamış olacak. Burada Millet İttifakı bileşenleri için aslında bir, hani siz sunarken panik havası oluştuğunu ifade ettiniz ama aslında Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti açısından kendilerini rahatlatan bir sürecin de başladığını görmemiz lazım. Burada hangi açıdan Sayın Özer? Şöyle, şimdi biliyorsunuz ittifakların içerisine giren partiler %1'lik bir parti dahi olsa baraj sorununu aşmış oluyorlardı. Şimdi bu partiler özellikle mesela Davutoğlu'nun Millet İttifakı içerisindeki toplantıda, o altılı toplantıda Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 20 milletvekili talep ettiği, işte Babacan'ın da benzer taleplerde bulunduğu, yani ortalama bir 60-70 civarında bir milletvekilinin bu dört parti tarafından İYİ Parti ve CHP'den talep edildiği ifade ediliyordu. Şimdi gerçekte bu partiler ne kadar oy alacaklar, bu test edilmemiş durumda. Yani şöyle söyleyelim, Saadet Partisi mesela Türkiye genelinde %1,5 civarında oy aldı. Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin ise ne kadar oy alacağını bilmiyoruz. Daha önce, şu ana kadar herhangi bir seçime girmediler. Doğal olarak bunlar ne kadar bir gerçekte anketlerde ifade edildiği gibi işte %5, %3, %7 kimi anketlerde böyle gösteriyorlar. Mesela Sayın Babacan'ın partisini %5'lerde, %7'lerde gösteren anketler bile var. Bu anketleri dikkate alarak zaten onlar da pazarlık masasına oturuyorlar. Hı hı. Şimdi büyük, yani Millet İttifakı'nın büyük bileşeni iki parti için bu rahatlatıcı bir şey. Buyurun, kendinizin artık bir seçim barajı sorunu yok. Biz birlikte Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak adayla girelim. Ama herkes kendi partisiyle seçime girsin ve böylece ne kadar oy alabiliyorsa bunu alsın, bunu görelim deme imkanlarına kavuştular. Biz de böylece gerçekten o partilerin Türkiye'de ne kadar bir tabanı olduğunu görmüş olacağız. Bu yönüyle de demokratik bir süreç yaşanmış oluyor. Yani %1'lik bir partinin %25'lik bir parti üzerine tahakküm kurması da engellenmiş oluyor. Şimdi şöyle bir düşünün. Deniyor ki işte bu sayede, bu yeni seçim sistemi, çok ince hesaplar yapıldı ve bundan dolayı artık bu küçük partiler hiçbir şekilde bir şansı kalmayacak. Hayır, böyle değil. Hem şansları var, eğer gerçekten iddia ettikleri gibi bir şeyleri varsa şansları var. Ama mesela şöyle bir örnek verelim. İki lider için söyleyeyim. Sadece iki lider için ve en çok kazanabilecekleri iki yer için söyleyelim. Mesela Davutoğlu'nun memleketi Konya'da bir milletvekili seçilebilmek için yaklaşık olarak 100 bin oy gerekiyor. Ve burada Cumhur İttifakı'nın toplam oyu %75 civarında. Cumhuriyet Halk Partisi iki tane milletvekili çıkardı. Bunlar da Saadet Partisi kökenli kişilerdi. Ve ki bunlardan bir tanesi hemen seçimlerden hemen sonra tekrar Saadet Partisi'ne gitti. Şimdi burada mesela Davutoğlu'nun 100 bin oy alabilme ihtimali varsa, genel başkan, bir partinin genel başkanı olarak kendi seçim bölgesinde, kendi şehrinde 100 bin oy alabilecekse buyursun alsın. Ama bu pek mümkün görünmüyor. Mevcut seçim sisteminde de mümkün görünmüyor. Önümüzdeki, yani yapılması planlanan seçim sisteminde de. Ama mesela şey içinde, Temel Bey için de aynı şey geçerli. Temel Karamollaoğlu, Sivaslı, eski Sivas Belediye Başkanı, %1,5, 1,7 civarında oy aldığını söylüyor ve doğal olarak 20 milletvekili talep ediyor CHP'den. Şimdi bu Temel Bey'in seçim bölgesinde 80 bin oya ihtiyacı var. Halbuki Saadet Partisi'nin 2018 seçimlerinde orada aldığı oy, üstelik Temel Bey Cumhurbaşkanı adayı olmasına rağmen 7236.
Şimdi Temel Bey'in 7 bin oyunu 80 bine çıkartabilme ihtimali varsa buyursun alsın. Mevcut seçim sistemiyle de girsek zaten pek fazla bir şey değişmeyecekti. O açıdan hani burada Millet İttifakı'nın büyük bileşenlerini rahatlatan bir şey var. Herkes buyursun demokratik olarak kendi tabanı neyse onu yansıtsın. Bunu görelim deme imkanına kavuştular.